Şimdi konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Bilge Ateş. Bilge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Bilge Hanım. Hoş bulduk. Bakalım bugün neler neler konuşacağız diye şöyle bir baktım ve hayatımda hiç duymadığım yeni öğreneceğim bir şey. O yüzden çok merak ediyorum. Sıvı yüz germe. Bugün konumuz bu biraz. Evet. Bunun etrafında konuşacağız. Evet. Yeni bir bilgi, çok da merak edilen bir durum. Ben de hiç duymadım. Önce bir genel bilgi alacağız sizden demek ki. Tabii ki sıvı yüz germe aslında kullandığımız dolgu maddelerinin özel bazı tekniklerle ciltteki sarkmaların olduğu alanlara yerleştirilmesi. Kaslarımızın kemiklere bağlandığı ligamentleri hedefliyoruz aslında. O ligamentlerin kaldırıcı özelliklerini hedefliyoruz. Özellikle sarkması olan kişilerde işte yanak bölgesinde, çene köşesinde, bazen şu alanda sarkma olur, onun arkasında ve önünde, bazen daha ileri hastalarda deriyi biraz daha böyle geri çekerek kulak önüne kadar o dolguları yerleştirip yüzde ameyazsız dolgularla bir germe sağlıyoruz. Sıvı maddeleri olduğu için dolgular bunun adı sıvı yüz germe olarak geçiyor. Aslında yüz germe değil, sıvı dolgularla bir germe efekti yaratıyorsunuz. Aynen öyle. Hem kaybolan volümleri eski yerine koymayı amaçlıyoruz. Hem de özellikle cildimizin bazı noktalarındaki volüm kayıpları ve gevşemeler yüzümüzü olduğundan daha sarkık gösteriyor. O alanlara özel dozunda uygulamalar yaptığımız zaman kişi daha fresh bir şekilde, yüzü daha gergin bir şekilde bu uygulamadan çıkıyor. Yani ben de tabii bir cerrah olarak birkaç soru sorayım size. Elbette ki. Biz de olayın tabii ameliyatlı yüz germe kısmındayız. Tabii belli endikasyonları var. Deformitenin erken dönemde olması gerekiyor sanırım. Herhalde kesinlikle. Ameliyat aşamasına geldiğinde çok ciddi sarkmalarda çok fayda aynı alınamıyor. Aynı evet. Fikirdeyim. Bütün tıbbi uygulamalarda olduğu gibi sadece hepimiz zaten. Hani önlemek, prevention her zaman evet. Tedavi etmekten çok daha kolay. O yüzden dediğiniz gibi sarkması artık cerrahi boyuta gelmemiş, daha erken dönemde olan danışanlara özellikle uyguladığımız bir yöntem ya da bazı danışanlar cerrahiden korkuyorlar. Hani olabilecek en iyi görüntüme evet için. Ulaşayım. Evet. Benim için tamamen gergin bir yüz değil hedefim. Sarkmalarım biraz da oluversin. Çok önemli değil ama hani mümkün olduğunca onu azaltıp daha iyi görünmek, daha dinlenmiş, daha fresh görünmek istiyorum diyen danışanlarımıza yaptığımız bir uygulama bu. Peki ne kadar süre etkisi kalıyor? Dolgular gibi, yani dolgu uygulamasıyla yaptığımız gibi ortalama 10-12 ay kadardır dolguların vücuttaki etkisi. Yani. Bir yıla yakın. Kişiden kişiye değişir çünkü bizim kullandığımız dolgu maddeleri, işte FDA'nin de onayladığı, bütün dünyada zararının olmadığı kanıtlanmış, kendi vücudumuzda var olan hyaluronik asit dolgulardan oluşuyor. Hyaluronik asit de vücudumuzda eriticisi var. Hyaluronidaz diye bir enzimi var. Ve herkesin metabolizması farklı. Yani o yüzden bir ortalama işte 10-14 ay deriz ya da bir yıl diye yuvarlarız biz bu dolguların ömrünü. Ama kişinin metabolizması çok hızlıysa belki ona kadar düşebilir. Bu dolguların erimesi gün be gün eriyen bir süreç bu. Yani hani o dolguyu sonra koyduktan tamamen yok sonra. Oluyor. Evet o dolguyu kalıcı, oraya koyduktan sonra. Uzun süreli bir negatif etkisi olmadan vücut tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Hastalar şöyle bir şey soruyorlar. İşte dolgu yaptırdım ya da işte sıvı yüz germe yaptırdım. Bir sene sonra yaptırmak istemedim ben bunu. Cildim bir anda böyle balon gibi boşalır mı? O yüzden bunun altını çizmek istiyorum ben. Gün be gün o eriyor. Yani bir işte 10 ay sonra uyanıyorsunuz, puf o dolgular gitmiş değil. O yüzden bir vücuda zararı olması söz konusu değil. Tam tersi, bütün hyaluronik zaten hyaluronik asit bizim vücudumuzun temel yapı taşı, cildimizin temel yapı taşı. Aynı zamanda neokollajenizasyon yani kollajen yapımına da iyi geldiği için tam tersi sizde yeni kollajen oluşturduğundan bir sene sonra eskisinden daha iyi olursunuz. Kendi ürettiğiniz kolajen sayesinde. Peki bu soruyu tam tersten sorarsak yani bir sene sonra tüm etkisi geçiyor mu sorusu ani olarak böyle bir değişim olmuyor. Zamanla yok oluyor. Aynen koyduğumuz peki, günden itibaren. Peki biri bunu yapmak istiyorsa herhalde sonuna kadar yok olmasını da beklemek istemez. Çünkü o zaman sıfırdan tekrar yaptırması tabii. Gerekiyor. Herhalde tabii. Belli bir yere geliyor
Tabii. Ve tekrar o ne zamandan sonra tekrarlıyorsunuz? Senede bir diyoruz ortalama biz ona. Yani daha önce hasta yine bir eksiklik hissederse küçük küçük danışan evet küçük küçük dokunulabilir. Hani önce aslında bize danışanları eğitmemiz lazım belki de. Hani uzun bir konsültasyonla, uzun bir değerlendirmeyle neden böyle olduğunu, hangi noktalara bakması gerektiğini, ne zaman ya evet bir daha gidip bir şeyler yaptırmam lazım mı, aynada kendisini nasıl fark etmesi gerektiğini eğiterek anlatıyoruz. Çünkü bizim mesela 30'lardan sonra işte cildimizin yüzeyel yağ dokuları, artık 40'lardan sonra derin yağ dokuları, kemik üzerinde olan yağ dokuları hem volümlerini kaybediyorlar, eriyorlar, hem de yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru iniyorlar. Sıvı yüz germe her yaşlanmanın iki noktada. Maalesef yaşlanma evet. sürecini evet. hepimiz yaşıyoruz. Aynen çevresel öyle. Faktörler de var. Çok önemli. Yani, değil mi? Çok sigara önemli. Kullanımı çok önemli. Ki hiç kimseye önermiyoruz sağlık açısından. Tabii ki. Güneşin etkileri bunlardan tabii olabildiğince ki. Hepimizin çok. Kendimizi koruması lazım. Dolguları biz de çok kullanıyoruz cerrah olarak uygun durumlarda. Botoks, dolgu gerçekten doğru indikasyonlarla doğru zamanda yapılırsa hastalara çok olumlu katkılarda bulunuyor ve hastalarımız da çok mutlu kalıyorlar. Evet. Siz bu uygulamalarda botoksu da eş zamanlı yapıyor musunuz? Tabii ki. Şimdi yaş alma sürecinden bahsederken biraz önce konuştuk. İşte yüzeyel yağ dokuları 35'ten sonra derin yağ dokuları artık 40'dan sonra volümlerini kaybedip aşağı iniyorlar diye. Bu sadece yağ dokusundaki yaş alma süreci. Onun dışında ciltteki bir yaş alma süreci var. Ne oluyor? Kolajen üreten hücreler tembelleşiyor. Üst kısmını tedavi edebilmek için bazı kremlerden, bazı lazerlerden faydalanıyoruz. Orta kısmını destekleyebilmek için mezoterapilerden, bunlar da sıvı yüz germenin içerisinde var aslında. Küçük mezoterapilerden, küçük vitamin enjeksiyonlarından. Daha derin dokulardaki kolajeni sıkılaştırmak için odaklı ultrason yöntemlerinden faydalanıyoruz. İşte onun altındaki yağ dokusu içinde dolguları kullanıyoruz. Ama eğer biz üst yüzden bahsediyorsak, kaş arası, alın, göz çevresi çizgileri aslında hem bir deri kalitesindeki azalmayla eş zamanlı oluşmaya başlıyor, deri inceliyor. Ama onun dışında mimik hareketlerimiz de bu çizgilerin derinleşmesini sağlıyor. O anlamda botulinum toksini uygulamaları İki hedefi birden etkiliyor. Hem deri kalitesini arttırıyor hem de kaslardaki o hareketleri birazcık yavaşlatarak çizgilerimizi hafifletiyor. Peki dolgu aslında yani ben çok bildiğim bir konu olmadığı için şunu soracağım. Tabii ve ki. Eminim benim gibi düşünenler de vardır çok. Hazır sizi bulmuşken. Tabii ki. Çok önyargılı olduğumuz bir konu dolgu. Çünkü haberler duyduk, kişiler var. Eskiden bir takım yapılan yanlış uygulamalar insanların yüzünde kalıyor ve gitmeyen bir dolgu gibi bir şey. Ve bunun evet. yarattığı insanlarda tabii ki bir endişe korku ve şüphe vardır. Ben de şahsen böyle bir algısı var dolgunun. O yüzden sizden duymak ve bunu eridiğinin ve artık ne kadar onaylandığını falan. Tabii. Onunla ilgili benim gibi korkuları olup bu konuyla ilgili endişeler olanlar için söyleyebilecekleriniz. Evet. Çok eski zamanlarda belki 5 sene 10 sene önce bazı kolajen dolguları, bazı vücutta erimeyen yarı kalıcı ya da kalıcı dolgular. Hatta merdiven altında işte vazelinler ve pantoller, sıvı silikonlar pek çok şey gördük biz hastalara enjekte edilmiş. Bu nedenle zaten hyaluronik asit kullanıyoruz. Yani vücudumuzda var olan bir maddeyi taklit eden teknolojiden yararlanıyoruz. Bu noktada hastalarıma şunu da söylüyorum ben. Kullandığımız dolguların aynı zamanda eriticileri de var. Yani hani dudak dolgusu yaptırdınız, çok da hoşunuza gitmedi. O size biraz abartılı geldi. Bir dakikada eriten bir uygulamamız aynen var artık. Aynen öyle. O yüzden çok daha güvenilir artık dolgu uygulamak. Ve Cenk hocamın da dediği gibi aslında doğru noktalara ve dozunda abartmadan uyguladığımız zaman hastalarımız da doğal dışı görünmüyorlar. Yani kendi var oldukları halin işte 3-5 sene öncesine gitmiş, daha dinlenmiş görünüyor. İşte botoks onu yapıyor gibi geliyor bana. Botoksu evet. biliyorum ama dolgunu mesela... Dolgu da esas. Dolgu tabii. sanki ben de bilmiyorum. Bir, yok neden? Hiç öyle korkun olmasın. Evet. Bilgi anlatır. Evet biliyorum. Evet o yüzden sizi estetik bulmuşken benim gibi... uygulamaların hepsinde zaten cerrahilerde de ve cerrahi dışı uygulamalarda da hedef normal, doğal ve güzele ulaşmak. Aynen öyle. Normalin dışına çıkıyorsanız bir
müdahale anlaşılıyorsa zaten bu kötü bir sonuç demektir. Onun için de tabii hekimin bu konuda çok tecrübeli ve hastayı yönlendirmesi de gerekiyor. Peki kimlere yapılmaz mesela? Hani kimlere yapılır veya yapılmalıyı biliyoruz ama kimlere yapılmaz? Yani bazı tedavide olan işte bağışıklığı bozuk, işte kanser hastası gibi bağışıklık problemleri olan bazı ciddi otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklarda dolguları yapmıyoruz ama onun dışında hani bir yaş ya da işte şunlara yapılmaz gibi bir şey yok. Yani 18 yaş. Peki iyileşme süreci var mı? Yani bugün ben geldim size botoks ya da dolgu yaptırdım. Oradan çıkıp hayatıma devam edebiliyor muyum yoksa şişme, kızarma? En keyifli kısmı bu. Yani hani geliyorsunuz bir 10-15 dakikalık bir anestezi kremi uyguluyoruz size. Tabii ki bazen küçük morluklarınız olabilir bu uygulamalardan sonra. Küçük hafif ödemleriniz makyajla olabilir. Makyajla kapatılabilecek kadar. Makyajla kapatılabilir boyutta. Ama Cenk hocamın da biraz önce altını çizdiği gibi önemli olan miktar. Yani sizi korkutan şey miktar. Çünkü bizim işimizin bir negatif durumu var. Kötü örnekleri reklam. Yani siz kötü örneği gördüğünüzde buna dolgu... anlamadığımız için zaten reklam olduğunu biliyoruz. Aynen öyle. Buna dolgu yapılmış diyorsunuz. Ama doğru dozda yapılmış, yani natürel kalmış kişilerde dolgu olduğunu fark etmediğiniz için hep sanki dolgu yapılanlar o kötülermiş gibi geliyor. Çıktıktan sonra ya da botoks, dolgu, sıvı yüz gerdirme gibi şeyler yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gereken, uygulanması gereken herhangi bir şeyler var mı? Botokstan sonra bir 4 saat danışanlarımıza kafalarını eğmemelerini, uyumamaları gerektiğini söylüyoruz. 4 saatlik bir böyle yüzü karşıya bakar şekilde dolaşmasını ya da oturmasını tavsiye ediyoruz. Dolgudan sonra da yani birkaç gün sauna, hamam gibi ödemini arttırabilecek şeylerden, birkaç aktivitelerden gün. Birkaç gün uzak durmasını söylüyoruz. Onun dışında bir şey yok. Spor, akşam o eğlence. Evet, botoks için o gün spor yapmasa iyi olur. Tamam. Evet, yani dolaşımı arttıracak her şey ödeminde arttırır. Benim de bir sorum olabilir. Tabii buyurun buyurun. Ne soracaksınız? Ne sorabilir? Niye soruyorsunuz? Tamam peki. Hocam siz zaten biliyorsunuz. O yüzden diye. Ben de merakla yakaladım. Pardon, affedersiniz. Bilge Hanım, daha önce değindik. Dolgular gerçekten artık ülkemizde hep çok kaliteli, FDA'nin onayladığı dolgular ama çok nadir de olsa ben hatta 2 gün önce bir hastamda karşılaştım. Dediğiniz gibi merdiven altı bir yerde yapılmış. Ben mutlaka şuradan şunun mesajını vermek istiyorum izleyicilerimize. Hekimlerini mutlaka detaylı sorgulasınlar. Neler yapılacağını birçok merkezde gerçekten çok güzel uygulanıyor. Ama bu konuda uyanık olmalarında fayda var. Çünkü bazı durumlarda geri dönüşüm de çok mümkün olmuyor. Evet. Çok ciddi deformitelerle de karşılaşabiliyorlar. Aynı fikirdeyim. Uygulattıkları kişiler, uygulanan malzemeyi sormak da ayıp değil. Yani evet. Siz bana bir güvendiğiniz bir doktora gittiniz ama size bir dolgu ya da botoks uygulanıyor. Onun markasını sormak, onu internette araştırmak, onun barkodunu almak bunlar ayıp şeyler değiller. Mutlaka bence kişiler bunu da sorgulamalı. Bana hangi markayı yapıyorsunuz? Bunun FDA onayı var mı? Yani bunun bana faydası, zararı hekimlerinden bu anlamda iyi anlamda bilgi almaları lazım. Tabii hasta hekim ilişkisi güveni de çok önemli, çok önemli burada. Evet. O güveni alıyorsanız ki ülkemizde dermatolog ve plastik cerrahlar gerçekten bu konuda çok altyapıları sağlam, tecrübeliler dünyayla karşılaştırdığımızda güvenerek hekimlerine başvursunlar o zaman diyoruz. Aynen öyle. Son bir sorum var hocam. Buyurun. Tabii ki. Herhangi bir alerjik reaksiyon olabiliyor mu? Bu dolgunun veya botoksun. Çünkü ben hatırlıyorum biriyle tanışmıştım ve yüzünde bir sıkıntı olmuştu. Ve demişti ki benim meğer alerjim varmış ve bilemeden yaptırmışım. Ve o dediğiniz eriticinin artık kullanılmadığı dönemde yapılmış olduğu için de yüzünde kalıcı bir durum var. Ve her şeyi denemiş ama meğer vücudunun o maddeye karşı bir alerjisi varmış. Mesela bu konuda da bir bilinç herhalde çok mühimdir. Bunu nasıl bilir tabii bir insan? Ben dermatoloji uzmanıyım ve alerji aslında bir anlamda da bizim bütün ihtisas süreciyle ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi. Neye alerjiniz yani şuna alerji olmaz diye bir madde yok.
Yediğiniz, kişinin içtiğiniz... bunu bilebilmesi de zor aslında. Elbette ki. Yani hani şu anda kullandığınız herhangi bir ilaç, yediğiniz herhangi bir besin, yaptırdığınız herhangi bir dolgu, botoks, buna karşı alerjiniz olabilir. Buna sıfır demek mümkün değil. Ama kullanılan ürünlerin, işte biraz önce Cenk hocamın söylediği FDA onaylı olması, güvenilir ürünler olması bu noktada önemli. Yani bunların alerji riski minimalize ve insanların çok büyük bir kısmında alerji yapmadığı kanıtlanmış ürünler. Ama bir hekim olarak, bir dermatolog olarak buna alerji gelişmesi mümkün değil demem söz konusu değil. Yani her şeye karşı alerjimiz olabilir ama elimizde bunu eriten bir madde olduğu için o alerjik reaksiyonları da oluştuğu zaman önüne geçip doğru tedaviyle alerjiyi sonlandırabiliriz. Alerji tedavisi olan bir hastalıktır. Bilge Hanım, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok faydalandık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Benim için de bir zevkti. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Dilerim tekrar yine karşılaşırız. Teşekkürler. Evet, programımıza devam ediyoruz.